Okay. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz. Sanrıysa hoş geldiniz. En son bölümde birilerini dövmüştük. Birilerini biçmemiz gerekiyormuş ama ben biçmemişim. Çünkü yani şu tüfeği almak istedim ve aldım da yani. Başarılı bir şekilde o tüfeği de aldık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi orada Catalina var, gördüğünüz gibi C ile yazılmış bir Catalina var. Alamıyoruz zaten çünkü zaten doluyuz. Şimdi neler yapacağız? Catalina'ya gideceğiz. Bir de şey dediniz, keşke öyle yapsaydım. Gerçekten çok zekice bir tavsiyeydi. Geçen bölümde yine polis görevlerini falan yaptık. Ve ben MP4 falan alıp sürekli paramı tükettim. Benim böyle bir şey yapmama gerek yokmuş. Yani çok akıllıca bir şey geldi, dedi ki abi Uzi al, en sonunda MP4 alırsın. Makul bir şeydi. Bundan sonra böyle bir şey yapmamız gerekirse öyle yapacağız. Şimdi şöyle haritayı açayım, size birkaç tane küçük bir şey göstermek istiyorum. İlk önce burada yapacağımız birkaç tane görev var. Yani şey, bisiklet görevleri var, BMX görevleri var. Onlara girişeceğiz. Bu aralar şey olarak. Şöyle bakıyorum, haritada başka ne yerlerimiz var. Yani polis görevlerini bitirdik zaten. O yüzden devlet kurumlarının görevlerinden başka bir tanesini yapmayacağız. Burada yapacağımız onun dışında başka bir şey yok. Diye düşünüyorum, acaba şu an yapsam mı diye. Ama şu an aynı zamanda da Catalina'nın görevleri var. O şu Catalina'nın görevleri ta ne tarafta ya? Abi. Bir tane Catalina'nın görevini yapalım. Sonra da duruma göre ya kamyonculuk görevlerini yapacağız ya da dağa çıkacağız. O BMX görevlerini yapacağız. Bakalım. Bir ara şey de yapmak istiyorum. Yani madem siz benim biçer döver veya döver biçer, artık nasıl şey yapıyorsanız, onlar da insan biçmemi istiyorsanız söyleyin. Bana biçer döverin yerini de söyleyin. Ben gidip alayım, biçeyim, döveyim. Yapayım yani bir şey. Madem içinizde kaldı bu. Madem bunu bekliyordunuz, madem insanları içeride öğrenin ağzına atıp makinede parçalayıp arka taraftaki tüpten havaya fışkırtmamı bekliyordunuz. Ben sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. Size hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. O kalbinizi değil de hayalinizi mi kırmış oluyorum o zaman? Bir şeyler kırıldı abi, bir şeyler kırılıyor. Derken gördüğünüz gibi arka tarafta iki tane kupa var. Bir tanesi Altıçay'ında kullandığımız Trabzonspor kupası. Burada bir silah mı vardı? Havada. Yok, Sanrıs'ın tuhaf grafikleri. Neyse. Aa, dayımıza bak. Dayıya bak, şey kullanıyor, bisiklet kullanıyor dağ yolunda. Neyse. Evet, onlar orada duruyor çünkü onlar da kırıldı. Kırıl dediğim çatladılar. O yüzden artık onları... Aa, bir şeyler de var burada, var mıdır acaba? Yoktur sanırım. Bir bakalım acaba böyle. Acaba burada bir şeyler de... Çünkü buraya getirdim. Yani belki vardır diyeceğim ama yok. Şöyle etrafa bakıyorum lan, acaba burada bir şeyler var mı diye. Burada da bir şeyler yok. İyi, o zaman geri dönelim. Öyle işte. Bu arada çok teşekkür ederim seriye gösterdiğiniz ilgi için. Yani sanırım 3. defa başta oynuyoruz ama bakıyorum insanlar bir saatlik videonun sonuna kadar izliyor falan yani. Böyle bir durum var. Hoş, aşağıya atlıyoruz bebeğim. Hayır. Atla. Güzel. Yine aşağı atlayacağız ama şey yapmayacağız. Ha yok, zaten en aşağı atlamışız. Okey. Güzel. Güzel. School'ları yapacakmışız zaten. Araba sürüş okulları falan. Deniz okulları, motor okulları falan, bunları yapacağız zaten. Onlar sıkıntı değil. Benim aklım nereye gitti bilmiyorum. Başka bir şey yapıp yapmayacağımızı falan merak ediyordum o noktada. Ama okulları tabii ki yapacağız. Okulları yapmak zorundayız şu noktada. Okey. Burada çiçek falan var değil mi? Evet, trak görevleri tam olarak burada olacak. Büyük ihtimalle bu görevde, bu videoda onu yaparız. Hani şey diyordum yani, çok teşekkür ederim. Gerçekten videoları sonuna kadar izliyorsunuz. Bir saatlik videoyu sonuna kadar da izliyorsanız ben keyifle devam ediyorum zaten. Ben keyifle oynuyorum bunu. O yüzden güzel. Yine yorumlarınız ve like'larınız için de baştan teşekkür ederim. Onları da çünkü bol bol görüyorum ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şeyi sormak istiyordum. Ulan acaba daha fazla San Andreas content'i falan mı yapsam diye düşünüyordum ama yani mod yapmam çünkü mod uğraştırıcı. Uğraştırıyor yani. Mod uğraştırıyor. Gizem de çok uğraştırıcı. Ama yani böyle çok
Çünkü ayıracak vaktim yok. Ama çok böyle çok da vakit almayacak bir içerik türü bulabilirsek, mesela gizem podcast'i gibi bir şey olabilir. Ya podcast da olmaz, yine sanrısın içinde oynuyor oluruz. Oraya buraya gideriz, dolaşırız. Benim de konuşacak bir ton materyalim olur zaten elimde. Eğer böyle bir içeriğe ben azıcık da keserim de biçerim de. Çok kurgu yapmaya gerek kalmaz bu durumda. Ben böyle bir şeye çok okeyim. Bunu duymak isterim. Hani siz nasıl bir şey istiyorsunuz, neler şey yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz falan. Belki gizem videolarını öyle bir şey altında, yapı altında devam edebiliriz. Sürekli iki defa seviyorum çünkü dostların sürekli çökme ihtimali var ve korkunç bir ihtimal. First base efendim. Evet. Hey Catalina baby, it's me, Carl Johnson. Hey baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Ne Don't be zaman mad. bebeğim kısmına geçtik ya? İkinci görev değil mi bu? Oğlum bebeğimli konuşmalar ne zaman? Ses seviyeleri kontrol edeyim. Okey, ses seviyelerimiz var. Ne diyorsun hocam? Ne kadar hızlı ilerliyorsunuz böyle? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Kafama silah dayıyorsun. Bayağı üzgünümdür. Noktada. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And you know, I'll let you kill anyone you want to kill. I'm gonna treat you right, baby. Herhangi bir ilişki gibi, herhangi bir romantik ilişki gibi tabii ki yani. Just please don't shoot me. I think I love you. Ha? Shit, that's great. yeah, fantastic. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? Okay. Hey, what we got left? Are you stupid? Do you forget already? The gas station in Dillamore, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Okay, hadi atla gidip şey yapalım. Blueberry'deki... I feel like healing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. İşte Catalina'nın eski sevgilileri. Dillimore. Dillimore burası şey miydi? Dillimore'daki gaz istasyonu muydu? Çünkü kamyonculuk görevlerinin orada başlaması lazım. Ne diyor ya? Bir şey diyor. Bir şey diyor, ben de hatırlayamıyorum. Göremiyorum. Dur bakalım, burası mı? Benzin istasyonu var mı burada? Hayır, burası Likörçi. Buraya gitmeyeceğiz. Lan yanlış yere gittik zaten. Dillimore'a gidecektik. Biz Blueberry'e gelmişiz. Burada neler var acaba? Az önce geçen bölümde burayı da keşfedelim. Burası da çok creepy bir yere benziyor dediğim yerde bir Desert Eagle olduğunu söylediniz. Çok iyi. O, Desert Eagle'ı bir noktada hayatımızın bir noktasında alırız zaten. Yani şey yaparız, sahip oluruz, satın almayız da. Büyük bir tane, çok pahalıdır çünkü. Ama şu an onu için uğraşmamıza gerek yok. Yanından geçersek, ama bulunması da zor demişti, o yüzden çok da emin değilim ne yaparız, nasıl yaparız falan. Bakalım, akışına bırakalım ya. Ben böyle küçük küçük planlar yapıp gerisini akışına bırakıyorum. Welcome pump. Okay. Böyle bir şeyler var mı? Burası Katerina ilk bulduğumuz yerdi zaten. Okey. Ha,
Buradan ha barber var. Aa polis departmanı. Burada acaba şey var mıdır? Yok. Yok. Direkt polis istasyonu önündeki de gaz istasyonunu soyacağız ya. Muazzam. Hayır. Okey. Sanırım. Burada da motor var. Bir şeyler var mı burada? Yok. Okey hadi bakalım. Hand over the tanking or I blow your fucking balls off. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Araca bineceğim ama sonra diğer heriflerin araçlarını vuracağım. Crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for his rig and his cargo. Mark me. Tankere geri döneceğim de, hocam. Kadar. Gel bakalım. Hayır. Allah kahretsin polis. Katarina koş. Çok yanlış hamle yaptım. Okey şimdi biz ne yapacağız? Ne oraya gitmemiz gerekiyor? Sağ yapacağız. İleriden sağ yapacağız. Burada mı sağ yapacağız? Evet buradan sağ yapacağız. İnşallah polisler bir noktada bizi unutur da. Ulan böyle bir tır vardı sanki ama. Ya ben de bir şeyler hatırlıyorum ama. Çok da ayrıntılar kafamda yok ya. Neyse o zaman boş ver abi hatırladığımızdan şey yaparız ya. Ama böyle bir şey döndüğünü umuyorum polislerin arasında. Gidiyoruz ileri gidiyoruz buradan. Ah güzel aynen öyle döndü. Ulan neyse borç ver ya bir gün başka bir gün hallederiz falan deyip sonra komple unuttular. Güzel. San Andreas polislerinden işte beklediğimiz görev anlayışı bu. Özellikle Tempe'nin reis gibi birisi şeyken onların arasındayken. E güzel çabucak yaptık bu görevi de yani arabayı yolda patlatıp gerçekten. O zaman bazı kamyonculuk görevlerini yapabiliriz ama kamyonculuk görevleri azıcık canımızı sıkabilir. Çevreden ev almak isteyebiliriz böyle bir durumda. Sol tarafımı götürüyordum. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Bakalım ne kadar alacağız? İnşallah 10.000 dolar falan. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Okay, bunu da öylece söylersin zaten. Görüşürüz o zaman. Wow, alıp şey gidiyor. Wow. Okay. 5.000 dolar. Hocam sen arabayı burada mı bıraktın? Nakliyat görevi yapmak için geri dönebilirsin. Hemen geri döneceğiz zaten buraya. Ama önce ev. Çevredeki en yakın çevredeki en yakın ev Los Santos'ta. Orayı da almışsın zaten. Tamam. Haydi dedim bari. Azıcık şaka gibi ama azın boş boş almamış olacağız o evi. Böyle dümdüz ilerleyeceğiz. Dümdüz ilerleyince Los Santos'a çıkıyoruz. O evde bir işe yarıyor olacak. Buralarda yapılacak iş var mıydı ya? Sürücülük yeteneği istiyormuş sanırım yarış. 1/4 falan mı istiyormuş? 1/5 falan istiyormuş sanırım. 1/5 de bende olmadığı için şu an. Koy lan arabayı buraya ne olacak be? Garaj bizim değil mi? Kim bu? Hey CJ. Hey Holmes, I've been busy.
Caesar, what's up? I can smell Notch's arse from a mile off. Ne oluyor? Crazy, my friend. Cars, not beautiful cars. Aaa. Man, fast. What are you talking about? Güzel evlermiş bunlar. Hiç gezmemiştim. They meet out here to tear up the blacktop. No chota. No chota choppers. You wanna make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I don't know. But holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Çok iyi. Bizim de böyle şeyler sormamız lazım insanlara. Birilerini kontrol ederken şey yaparken. Ben gidip sevdiğim o zaman. Ya, nereye nasıl çıktı bilmiyorum ama güzel atlaştı CJ. Bir sevdiğim burada. Hazır yeni görev de geldi. Cesar Vialpando'nun. Yani bu şu ev çok göze batıyor abi bütün evler arasında. Şu ev çok şey ya. Şu ev de azıcık göze batıyor. Kayıt evi mi? Güvenli ev değil mi aslında? Body Harvest. Gidip yeni elbiseler mi alsak diyeceğim. Gidip yeni elbiseler alabiliriz aslında. Tam şu noktada. Evet evet. Evet tam şu noktada. Tam şu noktada. Böyle hafif bir kamyoncu şeyi. Yine aynı demelere gidiyorum gibi geliyor bana ama. Neyse kamyonculuk yapacağız zaten. O yüzden bir kamyoncu şapkası bir şeyleri falan alalım. Bunlar gerekiyor bize. Şimdi dur bakalım nerede? O hemen yukarıda zaten ama ben büyük bir ihtimalle bir gidelim bakalım yani. Ne varmış burada bir bakalım. Prolaps vardır büyük bir ihtimalle. Bir gözlük lazım. Bir bıyık lazım bize. Bir bıyık bırakmamız lazım. Bu arabalara bak. Bir gözlük, bir bıyık. Şu an bıyığımız var ama zaten. Şu evi asla unutmayacağım ya. Gerçekten asla unutmayacağım yani. Kabus ev ya. Ve çok fazla böyle kötücül ev gezdim. Çok fazla... Burada bir sprey var gibi. Ha yapmışım. Eight be. Çok fazla korkunç ev yer gezdim. Ama yani o ev kadar beni korkutan başka bir yer daha yok. Prolapsmış burası. Prolaps bize yaramaz. O zaman... Şeye gidiyoruz. Ya da bir yere gitmeyelim yani. Direkt şeye gidelim. Dönelim. Bir şekilde böyle şey yapalım. San Fierro'ya geçtiğimizde... San Fierro'ya taşındığımızda yeni kıyafetler alırız. Hayır. Okey. Yani öldüğümüzden çok fazla şey değişmeyecek. Hiç yapmamış olacağız şimdi. Güzel bir yermiş. Ne güzel parkmış. Aşağı uçayım lan buradan. Şöyle hop. Okey. Herkes çok okey bu duruma. Hocam beni götür ya. Hemen şurada şey var. Bak şoförlü için iki şöyle basmamıza gerek yok. Hallettik zaten. Biz de eski taksicilerdiniz. Biz de eski taksicilerdiniz. Böyle hayatta insanlarla aranızda böyle bir şey vardır. Oho motora bak. Bir muhabbet kalitesi. Bir konuşmanın, sohbetin, muhabbetin doluluğu denen bir şey var. şu an ben onun en alt limitini göstermeye çalışıyorum zaten. O skalayı size doğru düzgün göstermek için ara sıra böyle en üst seviyeye çıkıyorum. Ara sıra da en alt seviyeye iniyorum. Böyle bizde işte eski bilmem nelerdeniz sağım. Bu çok bomboş bir laf gibi geliyor böyle ya. Tır şoförlüğü hadi bakalım. Bu mallar hızlı bir şekilde Red County East San Andreas konumuna ulaştırılacak. En kısa zamanda teslimat. Geç kalırsan parayı kaybedersin. Okey. Ücret 1000. Ha $1000 verecek bize. Biz şu an şey yapıyoruz. Götürelim bakalım hocam. Ben de bir $1000 için. $1000 için ya Rabbim ne güneşler batıyor. Şimdi, okey lan. Hemen burasıymış. Ha teslimat 19.30'dan önce olacak. Okey. Wow. Lan zamanlayıcı koysanız da bu ne?
şey mi yaptınız acaba yani? Oo, şuradan geçersek okey, güzel, zarar vermeden bir şeyler yapmaya başarabildik. İnanılmaz. Hiç uğraşmamışlar herhalde. Ya şunları bir şeyleri kodlasak mı ya? Bir şeyler koysak mı şuraya? Yok yok. Hayır. Yaz 19.30 yaz. O şekilde hallederiz. $1000 aldım. Güzel. Daha fazlası için geri dönerim. Çevrede binebileceğim park edilmiş bir araba bir şey var mı? Bunların hepsi bir ama bir sürü oha, olduğu gibi bir şey fabrikası falan burası herhalde. Selam. Oradan alıyoruz seni. Çok iyi. Buradan geri dönüyoruz yani. Ben şurayı şöyle işaretleyeyim ya. Öyle işaretleyeyim de ben geri dönüp sevdiceğim çünkü. Her defasından sonra sevdemem lazım. Ölürsek fena çünkü. Ölmeyiz de. Daha ileri seviyeleri daha tehlikeli bunun. Ve bu azıcık bir şans meselesi. Bunu şey yapmak. Çünkü bazen çok basit görevler gelebiliyor. Görevler gittikçe zorlaşıyor. Ama bu zorlaşma aslında belirli önünüze çıkacak belirli engellerin kombinasyonu şeklinde oluyor. Yani zaman kısıtlıyor. Bir yandan çok hassas bir kargon var diyor. Veya polisleri peşinize takıyor. Şimdi polisleri peşinize takıp çok hassas bir kargon var derse fena. Çünkü polisler o hassas kargoyu halledecekler yani. Onun kaçışı yok. Şurada Monster Truck mı vardı? Bana mı öyle geliyor? Sanki burada bir Monster Truck vardı ama. Yok mu? Aha! Monster Truck be! Doğru hatırlıyormuşum. Eğer Monster Truck istersek kendimize nereden alacağımızı biliyoruz. Burası ne güzel yermiş. Burayı sanki böyle bir görevde kullanacak olmuşlar da sonradan şey yapmışlar gibi. Çünkü bütün yerlerin dibinde tüp var. Ve öf. Bunu sürmek çok keyifli ya. Abi herkes eze eze gidesin var ya. Ulan şu tırın üstünden geçebilir miyim be? Senin üstünden geçerim. Tırın üstünden geçebilir miyim? Okey. Tırın üstünden geçmeye gerek kalmadı. Ben bunu da okuyayım. İçeri sığıyor mu bu araba? Sığıp sığmadığını anlayamayacağımız kadar büyük bir araba bu. Sanırım sığıyor, emin değilim. Hadi bakalım devam. Toplamda 8 görev. Okey, lütfen kapan, lütfen kapan, lütfen kapan. Hadi kapan. Ehe. Ehe. Güzel. İnsan kaçırma 2021. Garajınıza kapatın. Ne kadar keyifliymiş ya. Mesela şunları bir oh mis. Hocam. Oh, sen polismişsin. Okey. Siz de bir aha combine harvester. Madem biz mis. Size böyle şeyler göstermek istiyorum ben. Size bir aracın tüpünden çıkan insan parçacıkları göstermek istiyorum. Hayır. Şimdi sizin istediğinizi yapacağız. Madem geçen bölümde yapamadık. Ulan bir içeri döverle cipi geçiyorum ya. İnanılmaz. Selam. Ben burada az önce bazı balastlar gördüm. Ama sizinle de başlayabiliriz senin. Aha balas.
Aha. Selam. Hey, dostum. Dostum. Oh, mis. Biz de ezersek ben şöyle bunu garajıma koyup geri dönebilirim. Kalsın burada. Keyfimize göre daha sonra ezeriz, şey yaparız. Benim buraya hapsettiğim bir takım insanlar vardı. Buraya sığmaz ki. Aa, oradalar insanlar. Okey, tamam, boş ver. Sağ ol. Seviyorum ki sen bana ulaşamazsın burada. Sevdim. Gerçekten arabalar bizim oldu. Aa, acaba bunu gerçekten oraya koyabiliyor muyum? Yani şey, sen nesin be? Senin puzzle'larını da denemek isterim. Dedi az önceki hanımefendi bize. Derken kas eridi yani. İnanılmaz. Evet, araba şey çıkarmaya başladı. Kesinlikle girmiyor, boşver, sağ ol. Şunu alıp içinde de büyük ihtimal öldürdüğümüz insanların cesetleri duruyordur bir yerde. Gideceğim, kamyon görevlerine devam. Fazla zaman harcadım. Görevi hızlı bitirdik diye kazandığımız zamanı harcadık yani şu an. O yüzden devam etmek lazım. Okey. Aa, yok, şey de vardı. Okey. Gittiğimiz yeri de uzağa alabiliyorlar. Sanki of, etraf çok sıcak herhalde. Çünkü şu an havada buhar varmış gibi gösteriyor. Böyle şey gösteriyor. Her yer böyle bulanıyor, şey oluyor. Ama. Bir an için. Ha, okey, tamam. Burada sürekli Combine Harvester bulabiliyoruz. O yüzden rahat olabiliriz. O yüzden ne zaman insanları biçip parçaladığımı görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Ben de ona göre buradan bir biçer duvar alırım ve küçük bir gezintiye çıkarız. Tır şoförlü. Başı hasarsız bir şekilde Montgomery East San Andreas konumuna ulaştıracak. Narin mallar yüklendi. Zarar verirsen ücretin azalacaktır. Okey. Ha, birincisi geç kalırsam, ikincisi zarar verirsem. Anlaşıldı. Lan çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Hayır, baba, çarpmayın ha. Döverim oğlum. Çok fena döverim ha. Montgomery neredeydi? Okey, bu yolu dümdüz takip edersek oraya çıkmıyoruz. Montgomery şurada mıydı? Yani biz bir sahile çıkacağız. Oradan dümdüz yerleyeceğiz. Zaman sıkıntı değil burada. Hasar sıkıntı. Hasar arttıkça ücretimiz de azalacak. Çünkü zaten 3 diyor. Yok ha, 3 demiyor. Ücret o. Ücret 1500. Şey diyor. Umurumda değil diyor ne zaman getirsin. İstersen gelecek aya getir. Mallar tam bir şekilde gelsin. Gerisi önemli değil diyorlar. Ama ben Montgomery'ye yolu uzatmadan da gidebilirim aslında. Çok öyle kötü kötü yollar kullanarak değil de. Neredeyim şu an? Fark etmez, buraya gelmişken kıyıya gelir, nehir kıyısından ulaşırım kıyıya. Anlaşıldı. Yani bunların işte çeşitli kombinasyonlar olacak. Bir nokta diyecek ki şu saatten önce götürmen lazım, hasar almaması lazım diyecek. Ya da işte büyük ihtimalle üçüncü görevi bize verdiklerinde şey diyecekler. Hocam bak, bunlar kaçak mallar, polisler peşine düşecek, sen götür. Hani mallar tır yok olmadan götür, bu okey bizim için. Hani zaman veya hasar şey olmayacak. Bunların çeşitli kombinasyonlarını kullanacaklar. Götürdüğümüz yerin uzaklığını artırarak. O yüzden böyle. Buraya geçemiyoruz zaten. Dur diyor. Dur ey yolcu diyor. Bastın toprağa toprağa deyip geçme tını. Burası Los Santos diyor.
Sanrıcaz geçilmez diyor. Bir şeyler duvarlar her yerde var. Bir şeyler duvarlar ortaya çıkıyor sanırım şu noktadan sonra. Ya biz bu görevi yaptık, o yüzden bir şeyler duvarlar her yerde göreceğiz. Güzel, kafamıza göre takılırız ederiz. Tam bu havada da yağmur yağması azıcık ürkütücü ha. Böyle azıcık da atmosfer oldu. Keşke şu an radyo falan çevirseydik. Böyle aşağıda müziği dinlerdik. Yağmurlu bir havada tır şoförlüğü yapardık yani. Acaba bu görevleri bitirdikten sonra da yapabiliyor muyuz? Çok chill. Sanrıyaz yayınları yaparız belki. Böyle hiç şey yok. Ooo, okey, ücret $15 düşmüşüm. Şu an bir Clark Kimball'a gidemeyeceğiz. Burger Shot'a gidemeyeceğiz. Neyse, anladım. Buraya mı gidiyoruz? Evet, buradan dönebiliriz. Öyle yani, böyle yayınlar yapabiliriz. Yani taksicilik yaptığımız, motora falan polislik görevlerini falan yaptığımız, böyle tankla falan polis görevleri yapabiliriz. Helikopterle polis görevleri yapabiliriz. Yaparız yani. Bu görevleri yaparken bir yandan para biriktiririz. Parayla ne yapacağız onu da bilmiyorum da. Yani anladınız siz. Böyle küçük, chill şeyler, yayınlar. Mümkün. Okey. Oho. Geç abicim. Okey. Oh, $1,485. İkinci naklet görevinde tamamladık. Güzel. Hemen burada bir yerde sevileyim. Öyle gideyim. Geri dönmek için uğraşmayalım. Evimiz var mı? Etalina. Yola dönerken sevdiğim diyeceğim. Evet. Evin oradan yine gideriz. Bir motor varsa buralarda bir yerde çok güzel olur böyle. Park edilmiş. Şu benzin istasyonunda belki park edilmiş bir araç bir şey vardır. Veya belki şuralarda falan. Oo. Görmemiştim. Oho! Okey. Bir 5 aldım. Her zaman iyi haberler bunlar. Burada bir motor, herhangi bir şey, herhangi bir araç. Herhangi bir şey ve hiçbir şeyim yok. Bir yersiniz siz yani ya. Ah be. Las Venturas karşıda. Oraya da gideceğiz. Hani ne zaman denk düşer oraya gittiğimiz yer onu bilemem ama. Hocam ben şeyi bulamıyorum. Ben sizin motorlarınızdan, araçlarınızdan birini atlayacağım artık. Tır olmasın. Tır süreceğiz zaten. Hiçbir şeyim yok ya. Tamam hadi ver bakayım. Tamam hadi ver. Okey. Tamam okeyim buna. Oo, burası da işte. Burası da bir şey. Burası da bir gizem. Tamam hadi bakalım. Böyle dümdüz ilerleyeceğiz şimdi. Dümdüz ilerleyeceğiz. Bakıyorum şöyle. Okey zamanımız var. Güzel idare edersem, böyle salak salak vakit kaybetmezsek, şu an yaptığım gibi, şey yapacağız rahat rahat, hallederiz tracking görevlerini. İkincisini yaptık, 6 görev kaldı. Büyük bir ihtimalle bir tane daha görevi şey verecekler bize. Aa ama biz şeye gidemeyeceğiz ki. Aa. Oo, azıcık sinirin bozulma değil şu an ama yapacak bir şey yok. San Fierro ve Las Venturas yollayacaklar bizi. O yüzden şey yapamıyoruz şu an. Neyse gidip Katalina'nın görevlerini yapalım biraz daha. Aksiyon olur en azından. Ya da gidip son bir tracking görevi daha yapalım. Buradan yukarı çıkamayacağım maalesef. Çünkü araba kayıp duracak. Bir tracking görevi daha yapalım. Los Santos kısmını tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim abi. Dur. Teşekkürler hocam. Çok cömertsin. Bir şekilde öldürebiliyorsunuz insanları. O da ayrıca bir... hiçbir olay yani. Arabaya binerken...
Space'i basılı tutarsan ölüyorlar. Sürüş tecrübesi. Hah, işte bunun %20'ye 5'te 1'i doldurması lazım bunun. Nasıl yaparım tam olarak bilmiyorum ama belki arabayı sürmeye devam ederek veya hız yaparak mı veya arabayı çarpmadan ilerleterek mi? Hiç bilmiyorum. Bir şekilde halledeceğiz artık. Gayet iyi sürüyorum değil mi? Serdar Ahbabınızın şoförlük yetenekleriyle gurur duymalısınız. Kendinize örnek alın bunu. Şu an yaptığım hareketleri iyi inceleyin. Bunların hepsi pro hareketler. Bunların hepsi uzmanın tavsiye ettiği hareketler. Koy bu arabaya koy, biraz şey yapsın, kendine gelsin. Bizim garaj gremlinlerimiz var, garaj cücelerimiz var, garaj cücelerimiz, garaj içinci cücelerimiz. Onlar şey yapsın, arabalarımızı tamir ediyor böyle biz oyunu kaydederken ve garaja araba koyarken. San Andreas'ın garaj cin cüceleri, cüce cinleri. Hani cüce cin daha iyi. Cüce cin. Okay. Evet, tahmin ettiğim gibi çıktı. Gerçekten de hiç şey vermiyorlar. Şimdi işte başım belada dostum deyip böyle üzerime geliyordu araba. Yani iyi ki çok daha şeyde değilim. Uğraşayım bir havada değilim. Yapmam gereken işler var, o yüzden onları halledeceğiz. Yoksa ölmüştü yani adam çok net bir şekilde. Hadi bakalım son şey. Nereye yollayacağım bunu? Ocean Dogs Los Santos konumuna gidecek. Bu mallar polislerin dikkatini çekecektir. Okey. Nerede bu? Ocean Dogs. Anladım. Sağ şeridini takip edersek okey. Bu yolu böyle dümdüz devam edersek okeyiz ya. Çekti sarım. Polisin dikkatini çekti şu an bu mallar. Ooo! Polis helikopter yolladılar. Bu bir Catalina'nın bize verdiği tır değil mi ya? Ulan Catalina. Senin yüzünden başımız belaya girmeye devam ediyor ya. Okey. Siz şöyle gelin hocam. Gelemeler. İnşallah şey yapmayız. Hop devam. Okey, azıcık daha hız yapabilirsem belki polisleri peşimden şey yapabilirim abi. Bunlar fena yani. Birisi soldan geliyor, duyabiliyorum. Çarptı. Birisi de soldan geliyor hala. Yine çarptı, güzel. Şu an ses kasıyorum ha. Şu an ses kasıyorum böyle. Sağdan soldan geliyorlar. Hangi taraftan geldiklerine göre. Şöyle yapacağız. Yapamayacağız. Okey, güzel. Güzel. Yani sol taraftan geliyorlar. Böyle korkuluktan duyuyorum. Bunlar soldan geliyor. Böyle sol tarafta onların çarpacağı bir yere çekmeye çalışıyorum. Sağ tarafta da aynı şekilde. Gelmeye devam ediyorlar seni. Oo, normal polis arabaları geliyor bu sefer. Gizli polis geliyormuş falan artık böyle. Sivil arabalar falan geliyor veya. Oo, okey, devam edebiliyor muyuz? Edemiyoruz, oradan geri girmemiz lazım. Hayır. Aha bebeğim. Atlattım sizi. Bunları ulaştırırsam inşallah polis peşimi bırakacak. Aha yanlış taraftan geldi. Oh.
Oo gördüm. Gördüm, affetmem. Geri dönerken affetmem, orayı spreyler öyle geçerim. Bir tane daha görürsek asıl sıkıntı. Çünkü yukarıda vardır, başka yok. Görüyorsunuz hala spreyleri... Grafitileri spreylemeye devam ediyoruz. Çünkü Grove Street'in belirli ilkeleri var. Grove Street'in, her ne kadar Grove Street'in kendisi şu an çökmüş olsa da kendine has bir... İşte, hocam kaybettiniz siz. Çünkü ben ulaştım, ulaşacağım yere zaten. Siz çoktan kaybettiniz bu savaşı. Bu savaş bizim gibi... şerefsizler kazandı yani. Bizim gibi şerefsizler kazanıyor bu savaş şu an. İnşallah öyle olur çünkü şu an azıcık şey bir noktadayız. Aynen. Vay ulan adam eze eze gidiyorlar ya. İnsanları eze eze. Oh oh, mis gibi kallar öyle, mis gibi kallar. Ben bunu askeriyeye getirdim ya. Bayağı Rider ile çaldığımız yere getirdim ben bunu. Çok geç kaldınız dostum. Üçüncü naklet görevi de tamamlandı artık. Yapacağınız hiçbir şey yok bu konu hakkında. Hiçbir şey yok. Şöyle bir bakayım. Varmış ya da bir araba maraba falan. Bir yerde bir forklift vardı ama. Lan şöyle bir park edilmiş bir şey yok mu? Araba falan herhangi bir şey yok mu? Hocam seni şey yapacağım, özür dilerim. Aynen pizza boy, artık böyle devam edeceğiz hayatımıza. Neredeydi o yer? Buraya değil, yolun diğer tarafına geçeceğiz. Şuradan aşağı ineceğiz ve şuraya gidiyoruz. Haa şunu alsaydık şey yapardık. Polisleri peşimize atmış olurduk da tırla bunu almamız bir hali zor. Ulan buralarda da bir yerde de grafiti bir şey olduğunu eminim ama. Ha, forklift buradaymış. İlla ki vardır ya. Arasam bulur. Benim spreyim yok ki. Ya benim spreyim yok. Ne yapacağız o zaman? O zaman bir küçük bir eve döneceğiz. Küçük bir eve döneceğiz. Videoyu da azıcık uzatıyoruz ama. Yapacağız yani, bu bizim görevimiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz yapmazsak kimse yapmayacak. Çünkü kimse yok abi. İki kişi var zaten bunu yapacak. Birisi hapiste şu an. Birisini içeri attılar. Gerçekten şu an pizzacı motoruyla Grove Street'e geri dönüyor olacağım. Acaba hala para yapıyor mudur Grove Street? Evet lan dönüp para yapan yerlerimizden paralarımızı toplayalım değil mi? 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar. Bunların hepsi bir şeydir. Nereye gidiyorum? Yanlış yere gidiyorum. Yani evimize bu şekilde dönmek de azıcık aşağılayıcı ama. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Ulan şerefsizler. Keşke böyle pizzacıları falan da söyleyebilseydik ya. Yani onu yapmamıza izin vermiyorlar. Böyle azıcık şey yapıyor. Üzüyor. Dur bakalım burası açık. Aa Binko'ya da geldik. Buradan da bir iki giysi alırız. Burası açık mı? Yok tabii ki, doğal olarak para yapmıyoruz. İçeride araba mı var? Okey. Okey güzel, tamam bu kadar da yeter zaten. Yaparız. Şurada ben bir iki sevdiğim. Los Santos'ta işletmeye bağladığımız nereleri vardı? Bir şey vardı. Ulan Rider şerefsiz. Aldım lan arabanı, aldım şerefsiz. Git kendine yeni araba al. İstik herif.
kötü de arabası ya. Gerçekten kötü ya. İnşallah patlar yolda da başka bir arabaya geçerim. Şimdi Binko'ya bir gidelim. Çünkü artık yeşil yeşil giyinemeyiz artık. Başka bir türlü giyinmemiz gerekiyor. Merhabalar. Artık bir şey lazım bize. Torso, evet. Track top ne? Ha, bu eşofman üstü herhalde. Böyle güzel aslında da. Bu kadar havalı olmak istemiyorum. Azıcık bir rezil olalım. Azıcık bir rezil görünelim. Combat jacket. Evet evet, bence bu iyi. Bence bu iyi. $30 zaten böyle ucuz ucuz. Gerçekten biz de fakiriz şu an. Ana giysiler. Sweatpants. Zeytin yeşil pantolonu. Sweatpants neymiş bakalım. Ya reziliz de bu kadar da şey olmayalım ya. Bakalım neleri var. Evet, Serdar 146 ile şeye hoş geldiniz. Moda anlayışına hoş geldiniz. Estetik zevke hoş geldiniz. Bir bakalım, biraz daha bakalım bir nelerimiz var, nelerimiz yok. Green track pants, beige pants. Bu belki. Oho yo. Yo yo yo. Hayır. Geri dön bakalım. Green jeans, track pants. Green track pants. Green jeans giyiyoruz zaten şu an. Blue jean giyebiliriz ya aslında. CJ'in orijinal şeyi. Bence okey bu ya şu an. Baştan aldık. İki tane dursun. Bir skillenince diğerine giyeriz. Ayakkabılar. Cowboy olan. Cowboy olsun. Benim gibi görünmedi. Flop deneyim. Bunun gibi bir şey şeyde alırız. Sanfiyar'da alırız. Sanfiyar'da böyle bir şey yeriz kesinlikle. Mafyaları böyle aşağı indireceğiz. High top, sneaks, cowboy boots, flip flops, sandals and socks. Bu da büyük ihtimalle... Hop çok kötüymüş. Yanınıza gelen adam da... Gerçekten çok kötüymüş dediğimiz zaman yanınıza gelen adama bak. Blue low tops. High top sneaks ne ya? Güzel görünüyor bu. Fazla güzel görünüyor. Azıcık böyle vasat bir şey alınmıyor. High top kicks ne? Aynısı. Yani bütün giysilerimiz de eskisi gibi olsun istemiyorum ama bir şey lazım. Blue, bakalım bu neymiş. Hmm. Okey, buraya gelmeyelim, başka bir yere gidelim. Bir berbere gidelim hazır buradayken. Pleasure, ne demek canım, asıl benim için bir zevkti. Benim için büyük bir zevkti. Bin bakalım. İnşallah bir noktada... Wow, polise bak. İnşallah bir noktada... Bilgisayar donmazlar ve çok çok korkuyorum şu an. Bilgisayarım bağırıyor şu an. Ne kadar ses geliyor bilmiyorum. Oo hocam, nasılsın? 80 kaldın ya. Cesar'ın stash ya budur. Hocam bu afroyu keselim ya. Birader hapishanede arkadaşlar ihanet etti. Deli gibi bir sevgilim var. Cani bir sevgilim var ve gerçekten kardeşine selam söyle diyor ya şerefsiz. Hocam sen de mi şey yapıyorsun be gerçekten? Ulan Smoke'un arabasını alalım be. Ha? Yok, şerefsiz evde değil. Tamam. Bomba varsa atalım diyecektim evde.
Ben şeyi farklı yere mi koydum? Hayır, orada duruyor. Okey. O zaman şöyle yapalım. Şuraya gidelim. Böyle dümdüz arabayı ileri süreyim ben. Orayı sürdükten sonra geri dönüp sprey yapalım ve şey yapalım. Başka bir görev yapacak vaktimiz olur mu bilmiyorum ama bir bakalım yani neler yapabiliriz, nelerimiz var, nasıl bir yol alabiliyoruz. Aynen şurada sanırım Suburban var. Öyle olması lazım. Buraları da bir hatırladığım gibi sanki ama grafiti falan neyse. Elimde tüfekle giriyorum tabii ki. Tabii buna. Merhabalar. Bakalım neleriniz var. Bir gözlük alacağım, bir ayakkabı alacağım, bir de şapka alacağım izninizle. Of, şapka alabildik şeyden. Ayakkabı. Siyah high tops mu? Okey ya. İstediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz beyefendi diyor. Teşekkürler canım. Bunlara bakalım. Nelerimiz var? Chonguz ne ya? Red jeans mi? Grey shorts. Chonguz dediğin şey mi ya? Evet. Hayır. Hayır. Yok teşekkürler. Chains. Silver chain. Los Santos chain. Ulan... Abi ben dolar şey sandım mı? Tamam Los Santos okey ya. $50 bunu aldım. O Los Santos şey orada dursun çünkü geri döneceğiz yani. Doğduğumuz büyüdüğümüz şehre geri döneceğiz. O yüzden bunu hatırlatsın böyle. Kadranlı saat mi? Face black mi? Kadranlı saat ne ya? İyi değilmiş be. Değilmiş kadran. Face black ne? Oo. Saati bilmesek de olur. Boş ver. Güneşe bakıp tahmin ederiz. Daha iyi zaten öyle. Daha doğal. Ben doğal yaşıyorum. Shades. Blue tint, red tint. Tamam böyle. Evet. Yalsın böyle. Süper. Evet. Hadi bakalım. Şapkalar. Red cap, blue cap... Aa evet böyle ya. Kırmızı olacağız biz ya. Kötü giyineceğiz. Kötü CJ. Kötü CJ olacağız. Ne demek görüşürüz canım. Hayır Raiden'in arasını yürüyoruz. Ceviz arkaya da düşemiş. Sprankları. Biller sürekli gelip iltifat edip duruyor. Güzel. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Diğerleri arkamdan geliyor hala. Ya sizi de mi öldürdüler? Evet bizi de öldürdüler. Başarısız. Gördüğü bütün bossları öldürüyor. Acaba kim olabilir ki? Peki geriye bıraktığımız tek Gross Street'tir ha. Aa yok Gross Street'ler artık Smoke'a ve Rider'a çalışıyor. Şey değil yani bosslarla birlikte çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hani şey görevlerinde işte bu Smoke'un mallarını ve parasını kaçırdığımız görevlerde Rose Red'lerdi bize saldıranlar. Şerefsizler, hainler, vatan hainleri, sokak hainleri. Nereden geçeceksin abi? Buradan geçeceksin. Herhalde şuradan, değil mi?
Oha, burası ters şerit miymiş? Ben tırla burada niye geçmişim? Başka tır görevi açık değildir herhalde, değil mi? Yo, açık. Allah Allah. Çok ilginç. Yapabiliyor musunuz müyüz ki? Yoksa aynı yerlere mi olacak? Herhalde alamıyoruz. Aşağı düşme. Hadi aşağı düşme CJ. Düşsün CJ. Gerçekten Ryder'ın arabasına gittik. Köprünün üstünü de bıraktık abi. Hayattaki bazı şeyler. Çok güzel. Ha, okey, tamam, boyadık. Hocam selam, ben alayım seni. Memur bey, hiç sorun yok, ben sadece otostop çekecektim. Tüh. Okey. Anladım. Anlaşıldı. Okey, onun spreyini de yaptık şimdi. Güzel güzel bir sürü bir şeyler yapmış olduk. Görüyorum şu an. Aha, bir dakika. Burada. Bilmiyorsam. Yapmasak olmaz gerçekten. Buralarda bir yerde Oyster olduğuna eminim ya. Allah Allah. Bir tane daha mı göl var? Eminim ama buralarda bir yerde Oyster olduğuna. Neyse, okey. Yok gibi görünüyor. Midye, yani midye olduğunu eminim. Ben midye yedim. Ve dolmaya benziyor abi. Yani dolmaya, yaprak sarmasına falan benziyor. Kötü değildi bu arada. Yenir. Ama yani dolma da yenir. Anladınız mı? Yani yemememem için bir sebep yok. Özellikle yememem için de bir sebep yok. Çok acıkmışsam ve o an ağzıma bir şeyler atmak istiyorsam falan belki böyle bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Şimdi dur bakalım. Yani çok da aslında bir vaktimiz, bir şeyimiz yok ama ben şurada bir save'leyip bir tır görevine son bir defa daha gitmek istiyorum. Yapmayacağım ama merak ediyorum. Çünkü ilk 3 görevden sonra San Fierro'ya veya La Centuria'ya yolluyor diye biliyorum. Acaba nasıl yapacak bunu şu an? Onu merak ettim. Tamam, bak bayağı yetecek kadar da sprey kaldı ama tabii fotoğraf makinesi alacağız yine. Tamam. Bir şey fark etmeyecek. İzleyeyim seni hocam. Okey. O alkolden öldü ya. Ben öldürmedim onu. Alkolden o. İçtiği şeyden öldü. Gidelim bakalım böyle. Neymiş ne değilmiş son görev. Çünkü şey diye tahmin ediyorum. Kırmızı şeye gireceğiz ve altyazı çıkacak. Ya bunu yapmak için biraz da ilerlemelisin falan filan gibi bir şeyler diyecek herhalde. Redstone Sunrest konumuna ulaştırılacak. Ha. Anladım ya, tamam. Yapalım yani. Yapalım, bunu da yapalım. Okey. Şuraya girecek diyorsun değil mi? Hayır, buraya girecek diyorsun.
Uğraşmam var ya. Uğraşmam şurada. Tamam yani yeni bölgeler açılana kadar tüm görevleri vermeyecek bize. Şey yapacak böyle dolandıracak aynı şeyler üzerinden. Ve yapabilirim izninizle şöyle kitapları göstererek bitireyim bölümü. Çünkü kitapları ve kitapları gösteririm. Ve çok teşekkür ederim izlediğiniz için San Andreas'ı. Like'larınızı ve yorumlarınızdan çok teşekkür ederim. Serinin gidişatından her şeyden çok memnunum. Öyle baştan çok teşekkür edeyim herhalde. Çünkü sanırım teşekkür etmeyi seviyorum. Açıklamalara bir takım başlıklar koydum, linkler koydum. Onlara bakabilirsiniz. Dikkatinizi çekecek, ilginizi çekecek şeyler olabilir. Sonraki videoda, yayında bayağı görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu ve keyifli, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.